Günlük TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Gündem programıyla karşınızdayız. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Çok kıymetli bir gün. Tüm öğretmenlerimizin günü. Tabii öğrenciler okullarında öğretmenlerinin gününü kutluyor. Ne yazık ki bu günü kutlayamayan öğretmenlerimiz var. Bu bölümü, öğretmenlik bölümünü okuyan öğrencilerimiz var. Atanmayı bekleyen, ücretli öğretmenlik yapan öğretmenlerimiz var. Onların da günü kutlu olsun efendim. Bu mesleğe gönül vermiş insanlar çünkü onlar da. Tabii bizler de bugün de keşke güzel şeyleri konuşabilseydik diyorum ama sorunları konuşacağız. Çünkü onların çok büyük sorunları var öğretmenlerimizin. En başta değer göremiyorlar. Değer probleminden bahsedeceğiz. Ve daha birçok problem var. Tabii biz bu problemleri Denizli'de bu konuyu birebir konuşabileceğimiz bir isimden öğreneceğiz. Eğitim İş Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan bizimle birlikte. Ayağının tozuyla geldi stüdyoya çünkü bugün iş bırakma eylemi vardı. Delikli Çınar Meydanı'nda bir yürüyüş gerçekleştirdiler alana. Ve bu eylemin ardından kendisi geldi stüdyomuzda. Konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Daha iyi olacağız. Daha İnşallah. İyi olmak için çalışıyoruz. Mücadelemiz bunun için. Ben Günlük TV ailesine bize bu fırsatı verdiğiniz için eğitim emekçilerinin sorunlarını, mücadelesini anlatma olanağı tanıdığınız için sizlere, Günlük TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu bizim boynumuzun bir borcu efendim. Gözümüzü kulağımızı kapatamayız. Tabii inşallah bizim konuştuklarımız yerine ulaşır, bir etkisi olur, faydası olur. Bizim amacımız da bu tabii ki. Dediğim gibi siz ayağınızın tozuyla geldiniz stüdyoya. Bir eylem gerçekleştirildi. İş bırakma eylemi yapıldı. Yürüyüş yaptınız. Öncelikle bu eylemden bahsedelim isterseniz. Nasıl geçti? Neler yaşandı? Nasıl etkileri oldu? Bugünkü yürüyüşümüz son derece başarılı geçti. Biz 4 Eylül tarihinden bu yana iş bırakma eylemimizi anlattık, ördük. Okullarımızda eğitim emekçilerimizle bu süreci konuştuk. Çünkü yıllardır birikmiş sorunlarımız var. Eğitim İş bu sorunların çözümü ve gündem oluşturma noktasında inisiyatif alan lokomotif bir emek örgütü, lider bir sendika. Sendikalar üye sayılarının yanında iradesi ve cesaretiyle de etkilidir. Eğitim İş cesaretli, mücadeleci bir sendika olarak eğitim emekçilerin sorunlarını dile getirmek ve onları alanlarda, okullarda, meydanlarda, mahkeme salonlarında ve yetkililerin karşısında söylemekten asla geri adım atmadı. Biz bugün eğitim emekçilerinin yoksullaşmasına, mesleki itibarımızın yok sayılmasına, çocuklarımızın okullara aç gitmesine karşı eğitim emekçisi, öğretmen, hizmetli, şef, memur, müdür arkadaşlarımızın yaşadığı sorunlar ve motivasyonun düşürülmesine karşı Türk milli eğitim sisteminin her geçen gün yıpratılmasına karşı üretimden gelen gücümüzü kullanarak Denizli'de 2300 eğitim emekçisi olarak iş bıraktık. Bizler bugün geleceğe daha umutla bakabilmek için, çocuklarımıza hesap verebilmek için, baş öğretmenimiz Atatürk'ten aldığımız güçle, onun ilkelerine sahip çıkarak mücadele gücümüzü yükseltmek, sesimizi duyurmak, hakkımızı aramak için Türkiye'nin dört bir yanında meydanlardaydık. Eğitim İş üyesi, yüz binlerce eğitim emekçisi bugün sokaklarda, alanlarda, meydanlarda ses oldu. Bugün biz, bir de sloganınız var değil mi? Ona da bahsedelim mi? Barınamıyoruz, geçinemiyoruz, yaşayamıyoruz. Ama bu sorun kadar bizim mesleki itibarımız da bu noktada çok önemli. Artık barınamaz, geçinemez, yaşayamaz hale geldik. Eğitim emekçileri maalesef ki ay sonunu getiremiyorlar. Eğitim emekçileri temel tüketim maddelerini düzenli olarak alamıyorlar. Kısmaya başladılar. Kredi kartının asgari kısmını ödeyerek ay sonunu getiriyorlar. Ama borç sürekli birikiyor. Bu hayata bağı, umudu, çalışma enerjisini her geçen gün düşürüyor. Eksilen borçlar değil, umutlar mı oluyor? Kesinlikle. Eğitim emekçilerimiz artan sorunlar nedeniyle her geçen gün hayallerinden ve hedeflerinden uzaklaşıyorlar. Aslında sorunumuz net.
Aslında toplumun genel sorunu ekonomi. Tabii bundan toplum içerisinde yer aldıkları için öğretmenlerimiz de mağdurlar. Taleplerden de bahsetmek istiyorum. Evet, sorun belli. Ekonomi ve sadece ekonomi değil bu arada. Birçok problem var ama talepler de var. Aslında bizim amacımız da bu taleplerin dile getirilmesi, duyurulması. Öğretmenlerimiz ne istiyor ya da atanmak isteyen öğretmenlerimiz de var. O konuya da geleceğiz. Onu daha detaylı da konuşacağız tabii ama şu an için mevcutta çalışan, görevinin başında olan öğretmenlerimizin talepleri neler? Ne olursa biz görevimizi daha iyi koşullarda yapabiliriz diyorlar. Öğretmenlerimiz genel anlamda mesleki itibarının korunmasını istiyorlar. Bugün olur olmadık sebeplerle CİMER, geçmişte de bu ALA 147 telefon hattı üzerindendi. CİMER şikayetleriyle öğretmenlerimiz ve eğitim emekçilerimiz, hizmetli şef, memur, müdür arkadaşlarımız buna dahil olur olmadık durumda şikayete maruz kalıyorlar. Artı bugün eğitim sisteminde öğretmenin karar yetkisi yok. Bu bizim mesleki itibarımızı sarsıyor. Karar yetkisi yok. Nasıl yok? Size şunu örnekleyeyim. Bugün lise 1'e gelmiş bir öğrenci sınava giriyor. Eğer sınavda başarılıysa nitelikli adı verilen, aslında sınavla yerleşen bir okula yerleşiyor. Evet. Puan türü düşükse adrese dayalı bir okula yerleşiyor. Bu okulda eğer öğrencimiz mutlu değilse, diyelim ki bir Anadolu meslek grubuna kayıt oldu. Ben burada mutlu değilim diyor. Kendi isteğiyle bir dilekçe veriyor. Velisinin onayı ile düzeltelim. Bir İmam Hatip okuluna gidebiliyor. Oradan ben burada da mutlu değilim deyip düz Anadolu Lisesi'ne devam edebiliyor. Ben burada da mutlu değilim deyip bir sağlık meslek programı uygulayan liseye geçebiliyor. Yani bu kadar değişken, hedefleri olmayan bir milli eğitim sisteminde bizim öğrenciye, veliye hayır bu çocuk burada okuması gerekir, bu çocuğun yetenekleri budur diyemiyoruz çünkü bu hakkımız yok. Bu en başında bizim veliye ve öğrenciye karşı, yani Türk milli eğitim sisteminde karar yetkimizin olmadığını ortaya koyuyor. Biz sadece Türkçe, matematik, fen bilgisini öğretmekle yükümlü insanlar durumuna dönüşüyoruz. Oysa öğretmen bir meşaledir. Öğretmen sadece sınıfta bir öğrenci değil, toplumu aydınlatır, toplumu yönlendirir. Bizler bu noktada karar yetkimizle çocuğa, veliye, öğrenciye, topluma bu böyle olmalıdır diyebilmeliyiz. Geleceğin mimarları derken boşuna demiyoruz. Aslında kesinlikle. Bunun bir altı boş bir cümleden bahsetmiyoruz. Gerçekten geleceğin mimarı öğretmenler. Yani o nesli yetiştiren, geleceği onlara hazırlayan, gelecekte nasıl bir insan olacaklarına, kaderlerini çizen aslında kişilerdir öğretmenler. Kesinlikle. Çok doğru söylüyorsunuz. Bu noktada bizim mesleki itibarımız tehdit altında. Milli Eğitim Bakanları, bizi yöneten etkisiz yetkililer de maalesef bugüne kadar öğretmenime dokunma, öğretmenime dil uzatma diyemediler. Bunun sonucunda eğitimciye, öğretmene maalesef ki şiddet çok artmaya başladı. Evet. Yani öğretmen dövüyorum, doktor dövüyorum diye övünen bir toplum haline döndük. Bu çok sosyolojik bir travmadır. Kesinlikle öyle. Ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin gittiği nokta açısından çok tehlikeli bir durumdur. Vatandaşa, velilerimize bu algıyı aktaran maalesef ki Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim zihniyetidir. Biz bundan şikayetçiyiz. Aslında baktığımızda başkanım, okullarda otoritenin de kalmaması bunun bir etkeni sonuçta baktığımızda. Şimdi yeni nesil, ben şiddetin her türlüsüne karşıyım. Öğretmen tarafında ya da öğrenci tarafında hiç fark etmez ya da veli tarafında hiç fark etmez. Biraz otorite, önceden biz öğretmenlerimizden korkardık. Yani bize şiddet uygulayacak diye değil, belli bir saygımız vardı. Onun söylediği şeyler bizim için hep bir şeydi, yani emir niteliğindeydi okul çerçevesinde. Yani öğretmenlerimizden biz şey yapardık, çekinirdik. Şimdi öyle bir şey göremiyoruz ne yazık ki. Pınar Hanım, aslında çok önemli bir noktaya değindiniz. Korkunun eğitimde yeri yok. Bunu başta vurgulayalım. Yani geçmişteki eğitim sisteminin bu yönü çok özlediğimiz bir nokta değil ama geçmişteki korku olarak demiyorum ben zaten. Hani evet, o saygıdan gelen bir korku vardı kesinlikle aslında. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Geçmişteki eğitim sisteminde eğitimciye, okula ve öğretmene olan saygıyı biz çok özlüyoruz. Evet. Bu noktada bizim aslında geçmişi özlemek de bu noktada bir travma. İleriye bakmamız lazım. Kesinlikle. Ama ileriye giderken geçmişin daha gerisinde kalıyoruz. Bu çok tehlikeli bir durum. Bu noktada mesleki itibarımızı genel anlamda etkileyen konular bunlar. Öğretmenlerimiz ve eğitim emekçilerimiz öncelikle itibar istiyor.
İkinci en önemli talep ettiğimiz konu, insanca yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz. Yani ay sonunu getirmekte kafamız bazı şeylere takılmasın. Kimden borç bulacağım, kredi kartımı nasıl ödeyeceğim, bu kredi taksitleri nasıl ödeyeceğim kaygısına kapılmamalı bir öğretmen. Ben çocuğuma harçlık verebilecek miyim? Çocuğumun ihtiyaçlarını karşılayabilecek miyim kaygısına kapılmamalı bir öğretmen. Bu noktada insanca yaşayabileceğimiz bir ücret talep ediyoruz. En önemli isteklerimizden birisi de budur. Diğer en önemli taleplerimizden birisi de Türk Milli Eğitim Sistemi'nin daha fazla yıpratılmaması ve yozlaştırılmaması. Yıllardır aynı iktidarın, aynı zihniyetin Milli Eğitim Bakanları 2002 yılından beri sanki bir önceki sistem, bir önceki Milli Eğitim Bakanı uzaydan gelmişçesine reddeder ve yok sayarcasına yeni bir sistem getirip her seferinde deneme tahtası düzeninde yap boz ile Türk Milli Eğitim Sistemi'ni yozlaştırdılar. Bu neye yol açtı? Eğitime olan güveni sarstı. Öğretmenlerimiz okullara artık ayakları geri geri giderek maalesef gidiyorlar. Çalışma enerjileri düştü. Öğrencilerimizin hedefleri ve hayalleri kayboldu. Bugün birçok öğrencimiz hayatı ve koşullarını sorgulayan, aklı başında birçok öğrencimiz geleceğini Avrupa'da ve dünyanın değişik ülkelerinde arıyorlar. Neden? Çünkü bizi yönetenler çocuklarımıza bir umut, bir iş güvencesi, rahat, huzurlu bir çalışma ortamı vaat edemiyorlar. Bu sürekli cekceklerle kalıyor. Daha üzerine eğitim sistemi sürekli her seferinde yık yeniden yap, yık yeniden yap. Maalesef ki hayallerinden ve hedeflerinden kopmuş bir gençlik Türkiye'nin geleceğine müdahil olamayan bir eğitim sistemine dönüşüyor. Bu sorgulamaktan kaçınan, sorgulamayı geride bırakan ya da sorguladıklarında baskılanan bir toplum haline dönüşmek en büyük korkumuz zaten bu. Ve dediğiniz gibi sürekli bir sistem değişikliği, artık yani belli bir sisteme tam alıştık. Bu sistem üzerinden hem öğretmenler, eğitimciler hem de öğrenciler biz bir sisteme alıştık. Biz bu sistemden ilerleyeceğiz derken hop bir anda başka bir sistem. Yine buna bir alışma süreci. Yine bir, yani bir sistemden fayda bekliyorsanız sürekli değiştirip durmak yerine o sistemi iyileştirme üzerine aslında sorunlarını, şeylerini görüp onları değiştirerek ilerlenmesi lazım. Ama söylediğinizde sonuna kadar haklısınız. Sürekli bir değişiklik, sürekli bir ayak uydurma çabası. Öğrenciler de afallıyor, öğretmenler, eğitimciler artık herkesin kafası karışıyor. Karışık hale geldi. Kesinlikle. Sürekli bir sınav sistemi değişiyor, eğitim sistemi değişiyor, müfredat sürekli değişiyor. Kitapların içi zaten tamamen boşaltıldı. Yani ben hatırlıyorum bizim eğitim aldığımız o ilkokul çağlarımızda okul kitapları doluydu. Yani biz okul kitaplarından işliyorduk dersleri. Uzun süre kullanırdınız. Evet, kullanıyorduk. Onları biz bir de geri dönüşme götürüyorduk. O ayrı tabii ki de, yani onlar çöpe gitmezdi. Ama şimdi okul kitapları hiçbir şekilde, ben hiçbir öğrencinin elinde görmüyorum okul kitaplarını. Kullanılmıyor. Ek kaynaklar, sürekli bir ek kaynak. Onlar da maddiyat demek. Her aile bunu karşılayamıyor. Eğitimi gibi dolaylı gibi olarak paralı hale getiren uygulamalar bunlar. Çünkü eğitim sistemi sürekli değişiyor. Müfredat sürekli değişiyor. O konuyu çıkarıyorlar, o konuyu ekliyorlar. O kazanımı çıkarıyorlar, bu kazanımı ekliyorlar. Dolayısıyla kitapların güncelliği ortadan kayboluyor. Bu yıl basılan bir kitabı 2 yıl sonra kullanamıyorsunuz. Bu kadar değişken, oynak bir sistem. Hiçbir gelişmiş ülkede böyle bir şey olmaz. Nedeni nedir hocam? Yani neden sürekli bir değişikliğe gidiliyor eğitimde? Neden sürekli bir müfredat değişiyor? Kitaplar bu kadar niteliksiz hale getirildi. Neden, yani bunun nedeni ne sizce? Pınar Hanım, burada en önemli sebep yandaşı ve birilerini zengin etme projesi. Çünkü siz sürekli sistemi değiştirince sürekli yeni sisteme ait kitap, yeni sisteme ait materyal hazır tutmak zorundasınız. Eskiyen, yeterliliği kalmayan her türlü kitap ve materyal çöpe gidiyor. Dolayısıyla sürekli her şeyi yeniden basıyorsunuz. Bu ek maliyet demek. Kimlere gidiyor bu? Devletin parasıyla yandaş matbaacılara, tekstilcilere, şirketlere gidiyor. Şimdi bugün yıllardır devlet ücretsiz kitap dağıtıyor deniliyor. Ama devletin dağıttığı bu ücretsiz kitapların %70'i, bakanlığın kendi araştırması, %70'i kullanılmadan daha çöpe gidiyor. Evet. Pınar Hanım, kapağı açılmadı. Bu milli bir servet yani. Kaybı. Her yıl ücretsiz denilen o işe yaramayan kitapların gideriyle tam donanımlı bir hastane her ilimize yapılabilir.
tam donanımlı bir okul yapılabilir. Kaybolan ağaçlar var. Kaybolan ağaçlar, çevre bilinci, emek. Biz bu süreçte eğitim sisteminin bu kadar çok oynanmamasını, artık bir devlet politikası olarak kalıcı hale gelmesini istiyoruz. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz bunu istiyor. Ama bu sistem, bu çürümüş sistem dolaylı bir paralı, ücretli eğitim sistemine dönüştü. Parası olan okuyabiliyor, parası olmayan okuyamıyor. Bakın size somut birkaç örnek vereceğim. Şimdi bu 15 Temmuz sürecinden sonra sözde güya paralel yapılanma içerisinde dedikleri ve bizim yıllardır aslında tehdit ettiğimiz Atatürkçülerin eğitim için, cumhuriyetçilerin tehlike var dedikleri konularda 15 Temmuz'da ha evet öyleymiş dediler. Paralel yapı içerisindeki dershaneleri kapattılar. Yerine okullarımızda destekleme ve yetiştirme kursları başladı. Evet, bu kurslar güzel bir şey. Ücretsiz öğrencinin eğitime ulaşma olanağı sağladı. Ama aklın yolu bir. Bu kurslar neden daha önceden yoktu? Bugün ben 2001 yılında Türk Milli Eğitim Sistemi'nde öğretmenliğe başlamış bir matematik öğretmeniyim. 2001 yılında ben Tavas Lisesi'nde göreve başladığımda çocuklarımız cemaat yurtlarına yönlendiriliyorlardı. Ve o gün devleti yönetenler tarafından bu cemaat yurtlarına yönlendirilen çocuklarımız öğretmen oldu, polis oldu, hemşire oldu. Sonra bu çocuklar terörist diye devlet düşmanı ilan edildiler. Bu eğitimin paralı hale gelmesinin ve eğitimdeki bu kamplaşmanın getirdiği bir noktadır, bir tuzaktır. Devlet vatandaşına tuzak kurar mı Pınar Hanım? Böyle bir şey olur mu? Bu çocuklar bizim çocuklarımızdı. Madem neden zamanında yönlendirdiniz, okulları açtınız, neden yurt yapmadınız zamanında da bu çocuklara sahip çıkmadınız? Sonrasında bir de özel okul furyası başladı. Ve dershanelerin hepsi özel okullaştı. Kesinlikle. Dershaneyi kapattık dediler. Özel okullar, temel liseler, kurs merkezleri bu sefer patladı. Ne değişti? Değişen sadece sistemin adı. Burada emekçi yine yoksullaştı. Öğrencimiz yine mağdur oldu. Öğretmenimiz yine mağdur oldu. Eğitim iş yıllardır söylediklerinden, şu ilkelerinden hiç vazgeçmedi Pınar Hanım. Laik, çağdaş, bilimsel, parasız, karma, kamusal eğitimi hep savunduk. Ve hiçbir zaman içinde bu söylemlerimizden vazgeçmedik. Türk Milli Eğitim Sistemi'nin reçetesidir, ilacıdır bu. Baş öğretmenimiz Atatürk tekke ve zaviyeleri neden kapatmış? Laikliği neden eğitimin reçetesi olarak getirmiş? Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün yurttaşların hangi inançta olursa olsun, hangi etnik yapıda olursa olsun, kardeşçe, barış içinde birbirini anlayabilecekleri bir kimlikte eğitilsinler ve ülkenin gereklerine, kendi geleceklerine hizmet etsinler diye Atatürk bu sistemi ortaya koymuş. Kesinlikle öyle. Ama biz baş öğretmenimiz Atatürk'ün koyduğu ilkelerden uzaklaştık. Yıllardır devlet içinde devlet oluşturduk. Bizler bu tehlikeye işaret ettiğimiz zaman hedef haline getirdik. Ama sonra ne dediler? Biz aldatılmışız dediler. Devleti yönetenlerin aldatılma lüksü yoktur. Eğitim iş her zaman için bu gerçekleri sonuna kadar söyleyecek, söyleyecek, söyleyecek Pınar Hanım. Bizler eğitim emekçileri gerçekten çok dertliyiz. Bugün dışarıdan bakıldığı zaman 3 ay tatil yapıyor diyorlar. Bu tatili biz kafamıza göre yapmıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı kendi oluşturduğu takvimle bize bu tatili veriyor. Yazın okullar açık olacak, eğitim öğretim devam edecek dedi de bizler mi çalışmadık? Yıllardır öğretmenlerin çalışma şartları bellidir. Bizler dışarıdan eğitime müdahale edilmesini istemiyoruz. Okullarda eğitimi öğretmen verir, uzmanlar verir. Hiçbir eğitimi olmayan, uzmanlığı olmayan, dini kimlikteki insanların okullarda eğitim vermesi yeni 15 Temmuz sıkıntılarının da maalesef habercisidir. Altyapısını oluşturmaktadır. Bu tehlike giderek büyümektedir. Baktığımızda hocam o 3 ay meselesine şöyle ben de değinmek istiyorum. Hani diyorlar ya işte 3 ay tatili. Onun belli dönemleri zaten okul açılma öncesi öğretmenlerin toplantıları, geliş gidişler vesaire bunlar da yaşanıyor. Öğretmenler kendilerini geliştirmek için o süreçte kendileri de eğitimler alabiliyorlar vesaire. Bu tür şeylerle de aslında o 3 ayı boş geçirmek gibi bir durum da söz konusu olmuyor.
Kesinlikle bu 3 ay tatil zaten 3 ay değil her şeyden önce. Yaklaşık 45 günlük bir tatil söz konusu. Seminer programları, hazırlıklar ve diğer etkinliklerle bu tatil oldukça kısalıyor. Öğretmenler ya bu konuda da bilgilendirelim evet, yani. Vatandaşımız da maalesef söyleyelim. Bu noktada yanlış bir bilgiye sahip. Bizler kendimizi de yenilemek, geliştirmek için eğitim emekçileri seminerler, kurslar ve değişik programlarla okuldaki etkinliklerin dışında da görevlerimiz oluyor. Yaz tatilinde, Ağustos ayında, Temmuz ayında birçok eğitim seminerine giden öğretmenlerimiz var. Evet. Tatilin ortasında. Şimdi vatandaşımız bunu bilmiyor. Bizler çocuklarımıza bir harf öğretebilmek, doğru davranışı öğretebilmek, çocuğun okulda, yemekhanede, koridorda, bahçede arkadaşıyla daha doğru davranışlar içerisinde oynayıp gülebilmesini, vaktini geçirebilmesini, yani ona bir kişilik kazandırabilmek için çaba harcıyoruz. İşimiz kolay değil. İnsanla uğraşmak, insana eğitim vermek çok zor bir şey. Hele bir de Türkiye'de eğitim sisteminin bu kadar yıpratıldığı bir süreçte çocuğa şekil vermek, çocuğa eğitim vermek bu noktada bizler için çok zor. Çünkü birçok angarya görev ve öğretmenlik tanımı dışındaki birçok emirlerle bizler maalesef motivasyonumuz düşürülüyor. Bir saatlik ders ücretine göz koyan bir Milli Eğitim Bakanlığı var. Öğretmenin bir ders ücretini nasıl kırparım, nasıl tasarruf ederim diye. İtibardan tasarruf olmaz diyerek devletin kaynaklarını adaletsiz bir şekilde kullananlar, emekçiyi, öğretmeni mağdur edenler tasarruf etmeye gelince maalesef Milli Eğitim'den başlıyorlar. Bu çok tehlikeli bir durum. Ki her şeyin başı eğitimken en başlangıçtan bu tasarruf sağlamak da geri kalan bütün sistemin bozulmasına da neden olmakta. Aynen. Değil mi? Şimdi hocam yine baktığımızda en önemli sorunlardan bir tanesinden daha bahsedelim ki yıllardır her seferinde bu dile getirilmesine rağmen hala bir çözüm bulamadı ve her sene yeni mezun verildikçe bu sorun katlanarak da büyüyor. Atanamayan öğretmen sorunu, ücretli öğretmen sorunu, yetemeyen maaşlar, evini geçindiremeyen öğretmenler. Bunlar aslında bir silsile halinde devam ediyor. Şimdi bu atanamama durumu nasıl çözülecek? Devletin gerçekten öğretmene ihtiyacı mı yok? Böyle bir ihtiyaç yoksa neden hala öğretmenlik bölümü üniversitelerde okutuluyor? Madem böyle bir bölüm var ve her sene binlerce öğrenci mezun oluyor. Mezun olan bu öğrenciler neden başka işlerde çalışmak zorunda kalıyor? Nitelikli yeni nesil öğretmenler yetişirken bu öğretmenleri biz neden kaybediyoruz? Kasiyer yetiştirmek için mi öğretmenlik bölümü okutuluyor? Yanlış anlaşılmasın, kasiyerler de tabii ki de öyle bir şeyim yok ama genelde o alanda görüyoruz ya yeni mezun öğrencilere. Evet. O yüzden söyledim. Tırnak içinde söyleyelim bunu. Bunların nedeni ne hocam? Pınar Hanım, çok önemli bir yaramıza değindiniz. Teşekkür ediyorum. Çağdaş devletler, güçlü devletler vatandaşına, öğretmenine, doktoruna, öğrencisine gelecek planlaması kurabilen devletlerdir. 10 yılını, 20 yılını, 30 yılını planlayabilir insanlar, önünü görebilir. Ama bizim gibi gelişimini tamamlamamış, demokrasiyi sindirememiş ve liyakatla yönetilmeyen devletlerde de günlük politikalarla insanlar mağdur olur. Bu mağdur olan kitlenin en başında da maalesef ki öğretmen arkadaşlarımız, eğitimciler, emekçiler yatıyor. Bugün 97 bin ücretli öğretmenimiz kadrolu çalışmaktan yoksun, asgari ücretin altında gelirle, eksik sigortayla okullarda eğitim hizmeti vermeye zorlanıyor. Zorlanıyor diyorum çünkü birçok arkadaşımız gönüllü ve rahatlıkla bu çalışmayı, bu görevi yapamıyorlar. Bugün haftada 14 saat fen bilgisi dersine girmekle mükellef bir ücretli öğretmenimiz. Bu kadar ihtiyaç var. Ben sana 14 saat ücret veriyorum diyor devlet. Asgari ücretin 1/4 gelir veriyor, ücret veriyor aylık bu öğretmenimize. Ya Allah aşkına 3000 lirayla, 4000 lirayla, 8000 lirayla, 10000 lirayla bir öğretmen hayatını nasıl sürdürsün? Geleceğini nasıl planlasın? Kiraların en az 10 bin olduğu bir şehirde. Bu Denizli nezdinde konuşuyoruz. Bu suçtur ve eğitim işi olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nı asgari ücretin altında kadrosuz
Güvencesiz öğretmen çalıştırdığı için mahkemeye veren tek sendikayız. Öğretmenlerimiz bakın 97 bin az sayı değil. Bu 97 binin en az 90 bini açık kadro. Yani geçici olarak işte izin ayrılmış, hasta olmuş, vefat eden, ani emekli olan 7 bin kişi yoktur. Ama en az 90 bini atanması gereken kadro. Bu 90 bin kadroyu atama yapmayıp karın tokluğuna çalıştırarak öğretmenlerimizden biz verim bekliyoruz. Bu suçtur. Ücretli öğretmenlerimiz bugün iş güvencesinden yoksun durumdadırlar. Okulların kapandığı gün görevleri bitiyor, sigortaları bitiyor, sokağa itiliyorlar. Hiçbir iş güvencesi yok. Biz eğitim iş olarak yıllardır kadrolu çalışmaya inandık. İki tür öğretmenlik tanımına inanıyoruz. Bir, aday öğretmen. İki, kadrolu öğretmen. Onun dışındaki öğretmen tanımları bizim için yanlıştır, gereksizdir, tehlikelidir. Bugün öğretmenlik meslek kanunu denilen eğitim sistemine ihanet kanunuyla birçok farklı sıfatlarda öğretmen tanımı oluştu. Ücretli, sözleşmeli, kadrolu, uzman, baş öğretmen. Oysa bunların hepsi aynı işi yapıyor. Aynı işi yaparken farklı sıfatlarda ve farklı ücretlerde evet. Öğretmenler aynı öğretmenler odasını oluşturuyorlar. Yani eğitim sınıfını böldüler Pınar Hanım. Bizi birbirimize düşman etmeye çalıştılar. Oysa bizim bir tek baş öğretmenimiz var. O da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bugün uzmanlık ve baş öğretmenlik diye, ücretli ve sözleşmeli diye sıfatlar oluşturdular. Ünvanları oluşturdular. Ünvan ne için vardır? Eğer görev tanımınız farklıysa, farklı bir iş yapacaksanız ünvanınız değişir. Okul müdürü, örneğin görev tanımı farklıdır. O derse girmez. O ne yapar? Okulu yönetir. Profesördür, doçenttir vesaire. Şimdi bunlar farklı bir şey ama bizim ayrıştırdığımız nokta çok tehlikeli. Bakın maliyede uzmanlık var. Tıpta uzmanlık var. Ama bu uzmanlarımız görev tanımları farklı. Bir uzman doktorla bir pratisyen doktor aynı işi yapmıyor ki. Aynı imza yetkisine sahip değil. Kesinlikle. Aynı muayene yetkisine sahip değil. Ama okullarda ücretli öğretmen de aynı yetkiye sahip. Baş öğretmen unvanı verdikleri kıdemli öğretmenimiz de aynı yetkiye sahip. Kadrolu öğretmen de. Aynı işi yapıyoruz. Aynı öğretmenler arasını paylaşıyoruz. Aynı sınıfa giriyoruz. Aynı öğrencilerin karşısına çıkıyoruz. Birinci derse giren uzman öğretmen, ikinci derse ücretli öğretmen giriyor. Üçüncü derse kadrolu öğretmen giriyor. Dördüncü derse baş öğretmen giriyor. Çocukların da kafası karışıyor. Bu tehlikeli gidişata kesinlikle son verilmesi lazım. Bugün ataması yapılmayan öğretmen arkadaşlarımıza, bakın öğretmen adayı değil bunlar, öğretmen. Diplomasını almışlar, öğretmen olma yeterliliklerini sağlamışlar. Ama Milli Eğitim Bakanlığı atamasını yapmayıp ben seni karın tokluğuna çalıştırırım, köle gibi kullanırım diyerek bu öğretmenlerimizi en verimli çağında gençlerimizi hayallerinden ve hedeflerinden koparmaktadırlar. Biz şafak öğretmenimizi unutmadık. Hayatını idame ettiremeyip ben bu yaşımda annemden babamdan harçlık almak zorunda değilim diyerek intihar eden öğretmenlerimizin acısını, feryadını unutmadık. Bugün eğitimdeki bu paralel yapılmanın azgınlaştığı yıllardan bu yana öğretmenlerimiz hep mağdur oldu. Ne dedi o bakanlar? Bizleri cami avlusunda yem bekleyen güvercinlere benzettiler. Hepsi kayıtlarda duruyor. Öğretmen düşmanı bakanlık yaptılar. Ömer Dinçer'in bu ülkede Türk Milli Eğitim Sistemi'ne verdiği zararı kimse vermemiştir. O günden bu yana yüz binlerce öğretmen atama mağduru. O günden bu yana yüz binlerce öğretmen kadrolu çalışmaktan mağdur. O günden bu yana yüz binlerce öğretmenimiz ücretli ve sözleşmeli diye ayrıldı. O yıllardan bu yana yüz binlerce öğretmenimiz maalesef ki mülakat terazisi altında ayrıştırılıyorlar. Güvenlik soruşturması denilen hukuksuz, hiçbir şekilde mevzuatta yeri olmayan bir soruşturmayla maalesef ki işlerinden oluyorlar. Meslek kanununla ilgili de isterseniz biraz konuşalım. Başkanım, yıllardır biz bu problemi de sizlerle değerlendirmiştik, ele almıştık. Evet. Öğretmenlik Meslek Kanunu. Şu an ne aşamadayız?
Şu aşamada öğretmenlik meslek kanunu yargı sürecinde. Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz süreçte kısmi kabul, kısmi iptal kararı verdi. Bizler siyasi partiler aracılığıyla öğretmenlik meslek kanunu mahkemeye taşımıştık, yargıya taşımıştık. Çünkü öğretmenlik meslek kanunu bir teneffüs arasında yazılabilecek basitlikte, içi boş, öğretmenlerin hiçbir özlük hakkını geliştirmeyen, öğretmene güvence sağlamayan sadece ayrıştırıcı bir metinden ibaret. Bu metni 2006 yılında ortaya attılar. Uzman öğretmen, baş öğretmen ünvan karmaşasıyla. O zaman için bir yönetmelikti. Kariyer basamakları yönetmeliği. Şimdi kanunla bunu bize dayattılar. Bizler öğretmenlik meslek kanunuyla ayrışmak istemiyoruz. Bizler birlikte Türk Milli Eğitim Sistemi'nde emek veriyoruz, alın terimizi veriyoruz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı ter döküyoruz. Baş öğretmenimizin Atatürk'ün dediği gibi büyük Türk milletinin evlatları olarak bizler bu ülkede birlik ve bütünlüğün simgesi haline gelmek istiyoruz. Bugün öğretmenlerimiz maalesef ki çok zor durumda ve bu zorluğu oluşturan sebeplerden biri de öğretmenlik meslek kanunudur. Bugün öğretmenlik meslek kanunu çıktıktan itibaren eğitimde hangi olumlu adımı gördük Pınar Hanım? Ne değişti? Sınava zorla girmek zorunda bırakılan, maaşı düşük olduğu için maaşın yükselsin diye o sınava girmek zorunda bırakılan öğretmenlerimizin yaptığı işte ne değişti? Ayşe öğretmen yine Ayşe öğretmen. Mehmet öğretmen yine Mehmet öğretmen. Aynı sınıfa giriyor. Aynı öğrencilerle eğitim öğretim faaliyetini yürütüyor. Aynı anlatımı sağlıyor. Aynı anlatımı sağlıyor. Dili aynı. Kullandığı araçlar aynı. Peki bu nasıl bir kariyer sistemi? Böyle bir kariyer basamağı olur mu? Ya biz öğrenci miyiz? Öğrencilerin bursluluk sınavına girdiği gibi sınava gir, kazan, parayı al denilecek. Bir matematik öğretmeni olarak, eğitim iş sendikasının başkanı olarak, aynen genel başkanım gibi ben bu sınava girmedim. Bu onur kırıcı, bu ilkesiz sınavı protesto ettim ve ben hala düz bir öğretmenim Pınar Hanım. Doğru bulmuyoruz. Evet ben de yoksulum. Ben de bu sınav sebebiyle alabileceğim ücretlere aslında çok muhtacım. Her geçen gün kredi kartı borcum benim de artıyor. Aylık 25.900 lira maaşı olan ve ek ders geliri olan bir öğretmenim ben. Başka bir gelirim yok. Sendikam bana başka bir maaş ödemiyor. Ama biz onur kırıcı yöntemlerle sırf maaşımız yükselsin diye bu sınava girmek zorunda değiliz. Bu doğru bir şey değil. Böyle kariyer olmaz. Güçlü devlet öğretmenine böylesine tuzak kurmaz. Çocuklarımız bizimle dalga geçiyor. Öğretmenim girdiğin sınavın sorularını gördük. Biz bile yaparız o soruları diyor. Milli Eğitim Bakanlığı bir öğretmenini bu kadar zor duruma düşürür mü? Bu zulüm öğretmenlere neden yapılır? Biz öğretmenlik meslek kanununu istemiyoruz. Bakın 657 Devlet Memurları Kanunu, 1739 Milli Eğitim Temel Kanunu ve eğitimle ilgili sendikalar yasası, eğitim hizmetleri, iş güvencesi, izindir, görevde yükselmedir. Hiçbir şey öğretmenlik meslek kanununda yazmıyor. Oysa ismine bakarsanız adı öğretmenlik meslek kanunu hepsini içermesi gerekmez mi? Kesinlikle öyle. Yok, hiçbir şey yok. Başkanım, biz bu programda şu an sizinle yıl olmuş 2023, hala biz bu konuları konuşuyoruz. Ben şu an isterdim ki sizinle tüm dünyanın yaşadığı o pandemi sürecinde eğitimde yaşanan eksiklikleri nasıl gidereceğiz ve bu projeler üzerine konuşalım isterdim. O 2 yıllık, 3 yıllık kayıpları, öğrencilere eğitime verilen zararı nasıl devlet hangi politikalarla bu zararı karşılıyor? Biz sistemde öğretmenlerimizle birlikte el ele vererek nasıl biz bunları aşacağız? Bu konuyu konuşmak isterdim ama biz hala sorunlarımızı aşamadık. Evet. Heybemizde çok yük var. Kesinlikle. Biz bu yüklerden kurtulamadık ki önümüze yeni gelen sorunları aşabilelim. Hala bunları konuşuyoruz. Tabii ki de içimiz acıyor bu konuları konuşmakta. Çünkü hepimizin evlatları artık var ve herkes eğitime yönlenecek. O evlatlarımız da okula gidecek. Biz korkuyoruz. Ben çocuğumun geleceğinden korkuyorum. Nasıl olacak? Öğretmenlerimiz bu kadar sıkıntı içerisinde çekerken bu sıkıntıyı bizim çocuklarımıza ne kadar yetebilecekler?
Kesinlikle. Ne kadar donanım sağlayabilecekler. Çok ciddi bir problem. Gerçekten öyle. Artık bunlardan da korkuyoruz. Tabii dediğimiz gibi atanamayan öğretmenler problemi, ücretli öğretmenler problemi, meslek kanunu. Sizler aslında bunlara dur diyebilmek, her öğretmenler gününde aslında o günü dolu dolu yaşamanız gerekirken, güle oynaya yaşamanız gerekirken sorunları dile getirmek için savaş verdiğiniz bir gün haline gelmesin diye biz bunları konuşuyoruz. Evet. Bugün bir eylem gerçekleştirdiniz. Aslında her yıl yapıyoruz artık biz bu eylemi, değil mi? Evet. Sesinizi duyurmak için. Kesinlikle. Yine Ankara'ya gideceksiniz. Bunu da es geçmeyelim. Bunu da söyleyelim izleyenlerimize. Evet. Bunu da izin verirseniz kısaca paylaşmak istiyorum. Tabii. Biz bugün yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Çınar Meydanı'nda basın açıklamamızı yaptık. Hı hı. Tepkilerimizi, beklentilerimizi, taleplerimizi anlattık. Yarın da 25 Kasım Cumartesi günü yine binlerce eğitim emekçisi Anıt Park'ta bir miting gerçekleştireceğiz. Hı hı. Bugün yerellerimizde, kendi illerimizde söylediğimiz konuyu Ankara'da, başkentte haykıracağız. Saat kaçta demiştiniz? Yarın saat 11'de. 11'de. Anıt Park'ta mitingimiz var. Miting sonrasında bütün eğitimcilerimizle, eylemci arkadaşlarımızla, karanfillerimizle Anıtkabir'e gideceğiz. Baş öğretmenimiz Atatürk'e saygılarımızı sunacağız. Biz bu süreçte eğitim emekçilerin sesini yükseltmekten, mücadelesini büyütmekten onur duyuyoruz. Bakın, bu kadar sorunumuz var. Sanki hiçbir sorun kalmamış gibi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önlük dayatmasıyla karşı karşımıza ve bugün birçok okulda öğretmenlerimize paketlenmiş önlükler hediye edildi. Bugün geldiğimiz noktada hiçbir öğretmenimize, yaşlısına, gencine, kadınına, erkeğine kıyafet dayatması yapılamaz. Sorunumuz kıyafet mi sizce? Biz önlük istemiyoruz. Biz kıyafet istemiyoruz. Giymek istersek kendi kıyafetimizi, kendi önlüğümüzü biz alırız Sayın Bakanım. Biz maaşlarımızın insanca yaşayabileceğimiz bir duruma gelmesini istiyoruz. Biz eğitim sistemimizde bu kadar sık oynanmasını istiyoruz. Biz Türk Milli Eğitim Sistemi'nin yıpratılmamasını, çocuklarımızın okula aç gitmemesini istiyoruz. Mesleki itibarımızın korunmasını, sürekli CİMER'den şikayetlerin önlenmesini istiyoruz. Bizim önlük gibi bir talebimiz yok. Önlük sadece gündem değiştirmek için bir makyajdır, bir perdedir. Ama eğitim iş bu perdenin arkasında yatan gerçekleri anlatmak için mücadelesine devam edecek. Bakın, milyonlarca öğretmene önlük hazırlandı. Bunun dikimi, kumaşı, konfeksiyonuyla beraber bir önlüğün maliyeti, en az maliyeti 400 lira. Milyonlarca öğretmene 400 liradan bugün siz bir ürün hazırlıyorsunuz. Bu bütçe nereden karşılanıyor? Devletin kasasından karşılanıyor. Kimin parası? Hepimizin vergisi, hepimizin parası. Ama kimlere gidiyor bu? Birkaç tekstilci, birkaç konfeksiyoncuya gidiyor. Biz bu bozuk düzene artık dur demek istiyoruz. Devlet topladığı vergileri eşit ve adaletli dağıtmakla yükümlüdür. Nasıl ki bir anne, bir baba çocuklarına eşit davranmakla, onları birbirinden ayırmamakla yükümlüyse, devlet de kurumları ve vatandaşları arasında bu ayrımcılığı yapamaz. Demek ki eğitimdeki şu an en büyük problemimiz öğretmenlerimizin giyeceği önlükmüş hocam. Bize göre değil ama Milli Eğitim Bakanlığı'na göre maalesef bu. Biz yarın yüz binlerce eğitim emekçisi Anıt Park'ta yine bunları haykıracağız. Baş öğretmenimize gideceğiz, yürüyeceğiz. Öğretmenlerin sesi olacağız, kalbi olacağız, mücadelesi olacağız. Peki bir sendika temsilcisisiniz. Sendikalaşmadan da biraz bahsedelim istiyorum. Buradan öğretmenlerimize hem iletmiş olalım mesajlarınızı. Neden sendikalaşmalılar? Neden sendikaya kayıtlı olmalılar? Sendika bir haktır. Sendika bir emek örgütüdür. Bizim anladığımız sendika, işverene karşı iktidar yapısı, siyasi karakteri ne olursa olsun, solcu olsun, sağcı olsun, beyaz olsun, kırmızı olsun, siyah olsun, rengi ne olursa olsun, sendika yönetime, işverene karşı muhalif duruş sergileyerek hak arar, mücadele eder, ses yükseltir ve eğitim emekçilerinin sorunlarını gündeme taşır. Biz eğitim iş olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Yıllardır alanlarda basın açıklaması yaparak, illerimize yürüyüşler yaparak, olmadı bizi duymuyorlarsa iş bırakma eylemleriyle toplumu
aydınlatarak, bir farkındalık oluşturarak ve başkentimizde Ankara'da yaptığımız yürüyüşlerle sorunlarımızı gündeme taşımaya çalışıyoruz. Eğitim iş gerçekleri söylemekten korkmaz. Bakın size şunu söyleyeyim. Geçen yıl Haziran ayında biz Ankara'da TÜİK binası önünde bir kadro, yöneticilerimizle bir eylem yaptık. Yalan söyleme TÜİK, hakkımızı istedik dedik TÜİK binası önünde. Neden? Çünkü TÜİK milyonlarca emekçinin, emekliler buna dahil, işçiler buna dahil, öğretmenler, memurlar buna dahil, milyonlarca emekçinin cebine girecek parayı gasp ettiği için biz bu görevimizi yaptık. Sendikalar bunu yapar. Yani sınıfının, üyelerinin, kitlenin hakkını korumaya çalışır. Onların uğrayacağı zarara karşı yetkilileri uyarır. Sendikalaşmak bu noktada çok önemli. Ama her sendika doğru davranışı, doğru sendikal mücadeleyi yapıyor mu? Hayır. Bugün biz aslında parça parça onlarca sendika olmaktan da mağduruz. Ama bizi yönetenler böl parçala yönet mantığıyla bir sürü iş kurumumuzda farklı sendikaların kurulmasının önünü açtılar. Geçmişte encümen mualliminden bu yana TÖS vardı, TÖBDER vardı. Zamanın tek örgütleriydi bunlar. Yumruğunu vurduğu zaman hükümeti yerinden titreten örgütlerdi, sendikalardı. Eğitim işte 1990 yılında bu mirası savunarak askeri darbe sonrasında kurulan ilk sendika olma onuruyla sendikalaşmanın önemine işaret ediyor. İşaret ediyoruz ve bütün insanlarımızın çalıştığı alanları da örgütlü olmasını diliyoruz. Buradan da örgütlü mesajımızı toplum, iletelim. Örgütlü toplum geleceği aydınlatır. Örgütlü toplum hakkını savunabilir ve o toplum daha barışık halde yaşar. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Tabii sorunları ele alıp da konuşmak istesek saatlerimizi, günlerimizi alır. Kesinlikle. İnşallah konuştuğumuz bütün bu sorunları bir an evvel aşarız ve sizinle bir sonraki programda artık güzel şeyleri konuşuruz diye ümit ediyorum ben. Dileğiniz o yönde. Biz de eğitim iş olarak bize bu fırsatı verdiğiniz için, emekçiler adına bunları söyleyebilme, anlatabilme olanağı tanıdığınız için Günlük TV ailesine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. Bizlerden tüm öğretmenlerimize, tüm eğitim emekçilerine selam götürün bol bol. Sağ olun. Onları her zaman kapımız açık, ağırlamak isteriz. Buyursunlar, gelsinler efendim. Sorunlarını, taleplerini dinlemeye, onların seslerini duyurmaya da her zaman hazırız. Bu bizim bir görevimizdir. Bunu da belirtmiş olalım. Sizin nezdinizde başta Ulu Önder, baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin atama bekleyen, yeni mezun olan, ücretli çalışan tüm öğretmenlerimizin, tüm eğitim emekçilerinin Öğretmenler Günü kutlu olsun efendim. İnşallah hak ettikleri değeri görebildikleri, haklarını yeterince alabildikleri günlerde buluşmak dileğiyle diyelim. Ayağınıza sağlık. Yarınki yürüyüşte de ve mücadelenizde de başarılar diliyorum efendim. Sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.